Illustrator'da oluşturmuş olduğumuz vektörel objelerin parçalayabilmek, yani kesebilmek için veya herhangi bir yerini silebilmek için kullanabileceğimiz araçlar bulunmakta. Bu araçlardan ilk olarak Eraser aracını kullanacağız. Kısa yolumuz Shift E. Aracı kullanmaya başlamadan önce ilk olarak nesneyi seçmemiz lazım. Nesneyi seçebilmek için Selection Tool nesneyi seçmek yerine PC kullanıcıları kontrol, Macintosh kullanıcıları komut tuşuna basarak Selection tool'a geçer ve bir kere tıklayarak da objeyi seçebilirsiniz. Objeyi seçtikten sonra şöyle kenarından başlayarak yavaş yavaş silme işlemi yapabilirsiniz. Bu yapacağınız silmenin nasıl olacağı, ne yönde başlayıp biteceği tamamen size kalmış durumda. Oluşturacağınız nesnenin özelliklerine göre buradaki yapı da değişecektir. Evet. Şurada bir kırıntı kalmış. Orayı tekrar silelim. Var olan bir objeyi çok farklı bir nesneye dönüştürmemize yardımcı oldu. O ve Diğer bir aracımız ise scissors aracı. Scissors aracı bir makas ikonu var. Kısa yolumuzda klavyedeki C harfi. scissors aracını seçtikten sonra tabi nesnenin de seçili olması lazım. Örnek olarak bu nesneyi seçiyorum ve sadece başlangıç ve bitiş noktası olarak iki nokta seçmem gerekecek. Bu iki nokta sayesinde buradaki bir dörtgenden iki farklı üçgen bir yapı oluşturabilirim. İlk olarak sol üst köşedeki noktayı bir kere tıklıyorum. Daha sonra sağ alt köşedeki noktayı bir kere tıklıyorum ve bu ikisi arasında bir kesme işlemi yapmış oldum. makasla keser gibi. Bu aracın en büyük özelliği de zaten noktalar üzerinden hareket etmesidir. Bunu da unutmayın. Selection Tool'la nesneleri seçtiğimde iki farklı üçgen yapıda bir nesne oluşturmuş olduk. Var olan bir nesnenin bir kesitini almak için de bunu kullanabiliriz. Örneğin bir daire ama bize yarım dairelik bir yapı lazım. Bu yapı için yine scissors aracını seçtikten sonra yataydaki noktalara birer kere tıklayarak burada İki tane yarım daire oluşturmuş olduk. Son aracımız knife tool. Bu ekmek bıçağına benzer bir ikonu var. Kesim esnasında da benzer bir özellik taşıyor. Yani tam olarak keskin bir şekilde kesme işlemi değil de mouse'unuzun hareketine göre biraz daha sağa sola yalfalar bir şekilde kesim işlemi yapma, yapar. Öncelikli olarak nesneyi seçmemiz gerekiyor haliyle. Tabii ki de bunun için... PC kullanıcıları kontrol, Macintosh kullanıcıları komut tuşuna basarak Selection aracına geçiş yapıyoruz. Alttaki dörtgeni bir kere seçili hale getirdikten sonra tuştan parmağımı çekiyorum. Ve bir bıçakla keser gibi şu şekilde bir hareket yapacağız. Harekete başlamadan önce mouse'dan sol tuşa basıyorum ve sürükleyip bırakıyorum. Bu sürükleyimi bırakma işleminden sonra mouse'dan parmağınızı çektiğinizde artık bir nesneyi keserek iki farklı obje oluşturmuş olduk. Bu objeleri istediğiniz noktalarda kullanabilirsiniz. Buradaki üç araç için bilmemiz gereken bir temel özellik var. Bu temel özellik de şudur. Selection Tool aracına dönüş yaparak ilk nesneyi seçiyorum ve seçtiğimde Eraser aracıyla silmiş olduğum nesnelere baktığım zaman tamamen silmiş olduğum noktalar kapalı bir pet olarak nesneyi tamamlıyor. Aynı şekilde knife aracıyla da seçmiş olduğumuz objeler bir kapalı pet olarak geliyor. Ancak burada scissors aracıyla kesmiş olduğumuz nesnelere baktığımızda açık bir pet olarak kalıyor. Bu açık pet üzerine örneğin bu nesne üzerine daha iyi görelim. Gövde rengini kaldıralım ve bir dış çizgi verelim. Şöyle koyu bir mavi olabilir. Gövde rengini kaldıramadım sanırım. Evet. Bakın. Burada da gördüğünüz gibi. Bunu tamamlayabilmek için yani buradaki açık olan pet görünümü durumunu tamamlayabilmek için, peti kapatabilmek için pen tool'a herhangi bir noktayı bir kere tıklayın. Daha sonra diğer noktayı tıkladığınızda buradaki işlemi tamamlamış olursunuz. Bunu yapabilmenin bir farklı yol daha var. Onu da yarım dairede görelim. Yarım daireyi alıyorum. Buradaki gibi gövde rengini kaldırıp sadece dış çizgisi kalacak şekilde bir dış çizgi rengi verdim. Bu iki noktayı birleştirebilmem için sadece buradaki noktaları seçili hale getirmem lazım. Noktaları seçebilmek için kullandığımız araç buradaki pet noktaları nesnenin yapı taşıydı. Bu yapısını seçebileceğimiz araç da Direct Selection Tool. Direct Selection Tool'la şöyle bir seçim alanı oluşturarak sadece şuradaki noktaları içerisine alacak şekilde bir çizim yapıyorum. Daha sonra sağ klik menüsünden Join yani birleştir komutunu çalıştırarak buradaki iki noktayı hızlıca birleştirebilirsiniz. Join'in kısa yolu ayrıca komut J'dir. Burada sağa kliklemiş olduğumuz menüdeki komut da bir kısa yolu. Aslında bu komutun olduğu yer Object üst menüsü Pet Join yoludur. Bu yolla da yine açık uçlu çizimlere sahip objelerinizi bu şekilde birleştirebilirsiniz.